Türkiye'nin yol güvenlik, otomobil ve motor sporları merkezi İstanbul Park'a hoş geldiniz. İstanbul Park olarak yayın hayatımıza geçen hafta Sport TV'de başladık. Farklı bir formatla karşınızdayız. Bir hafta İstanbul Park'ta çekimler yapıyoruz ve banttan yayındayız. Bir sonraki hafta canlı yayındayız. Evet, her şeyimiz bizim biraz farklı. Bu formatta esasında güzel çünkü canlı yayında konuları daha bir açabiliyoruz. Ama banttan yayında pistte olup bitenleri tam anlamıyla size gösterebiliyoruz. Keyifli bir ortamdayız. Benim isim Ahmet Özgün ve İstanbul Park içinde çalışıyorum. Akademi direktörüyüm ve son 4 yıldır sanırım sadece 20 gün pistte değildim. Dolayısıyla orası bir bakıma benim evim. Bugün bu pisti paylaşan birkaç arkadaşımızla beraber karşınızdayız. Pistte olup bitenleri yine konuşacağız. Ama özellikle bu hafta motor sporlarına konsantre olacağız. Bu yıl sezon başlamadan önce bu konuyu ele almak istedik. Neler planlıyoruz? Hem pist tarafında hem off-road tarafında bütün bunları öğreneceğiz. Konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Sağ başta Intercity Park Sportif Direktörü Sayın Metin Çeker. Hemen yanında İstanbul Off-Road Kulübü'nden Ali Doğaner var. Ve hemen yanımda yakın arkadaşımız ve akademinin yüksek performans sürüş uzmanı Jason Tanecioğlu bulunuyor. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Metin Çeker, sizinle başlamak istiyorum. İstanbul Park'ta bu yıl ne gibi aktiviteler planladık, ne gibi sportif organizasyonlarımız var? Şimdi bu yıl geçmiş yıllarda olup da epey ara verilen tek marka kupalarına planladık. Intercity kupası adı altında Renault Clio araçlarla piyasaya çok ucuz diyeceğim. Hem gençlere hem ilk başlayanlara hem de o kadar imkanı olanlara bir halk kupası gibi bir kupayla başlıyoruz. Daha önce Türkiye'de bunun misali var mıydı yoksa ilk defa mı bu seviyeden giriş yapıyordu? Ya çeşitli kupalar yapıldı Türkiye'de. Yani uzun bir sene. Benim de aşağı yukarı bu sene 40. yıl otomobil sporlarının içinde. Dua yeni. Ben hatırlıyorum. 7-8 yaşımdayken sizi izlerdim Metin abi. Sonrasında hep sponsorlu gelişti. Bu sefer İstanbul Park olarak bu kupaları organize edeceğiz bu sene. Bunun yanında bir de performansa dayalı kupalar planlıyoruz. Bir tanesi Caterham. Caterham Cup 2015, yani yeni otomobiller daha kuvvetli, performansı yüksek. Kartingin büyüğü diyorum ben onlara. Hem sürücüye fazla zevk veren, üzeri açık tek kişilik otomobiller. Otomobillerin anlatmasını herhalde test eden Jason'a bırakacağız. Kardeşimiz o yüzden burada. Diğer kupa Porsche kupası. Bunlar da GT3 olarak adlandırılan. Onlar da yeni. Hepsi hazır sezona. Renault Clio'da şu ana kadar biz ilk başta 25 otomobil planlamıştık. Fakat talep çok fazla olunca iki grup halinde 20'şerli yapmayı planlıyoruz. O da yakında sanıyorum 3-4 güne tamamlanacak. Yani 40 pilot orada, 20 pilot Caterham'da, 20 pilot planlıyoruz Porsche'de. Bu demektir ki gelecek yıllar için güzel bir yani kalabalık bir çok pilot kalabalık topluluğu ortaya çıkacak. Diğer yarışlar olarak da İstanbul Park Spor Kulübü olarak yine mahalli konumda ralliler, off-road ve rallycross üzerine ağırlık verdik. Yine zaten İstanbul Park dünyanın en iyi pistlerinden Formula 1 yapılan pist olduğu için pist yarışları olarak da programımıza devam edeceğiz. Yani bu sezon İstanbul Park'ta o zaman müthiş bir motorsporları organizasyon zinciri var. Önümüzdeki ay başlıyoruz galiba, değil mi? Tabii 16-17 Nisan. 16-17 Nisan ilk yarışımız. Özel kupa yarışı. Okay. Şu anda Renault'un
Intercity Cup'ın planladığımız ilk birinci grubunun eğitimleri tamamlandı ki eğitim işlerinde sen zaten direktör olarak ilgileniyorsun. Evet. Diğerleri de aynı şekilde eğitim programları devam edecek. Pilot yetişecek. Ondan sonra yani yeni başlayan da korkmadan gelip öğrenerek bu işe başlamış olacak. Evet, geçtiğimiz hafta Clio'da Intercity Cup'da yarışacak olan arkadaşların eğitimlerine başladık. Hatta önümüzdeki cuma yayınlanacak olan programda o görüntüleri izleyebilirsiniz. Tabii biz ideal çizgi üzerine eğitim verdik Jason. Gerçekten ideal çizgi üzerine çalıştık pistin üzerinde arkadaşlarla ama enteresan bir şekilde o arkadaşlar, Intercity Cup'da yarışacak olan arkadaşlar yarışmadan önce biz kendi aramızda bir yarış yaptık. Birkaç tane yarış yaptık. Bayanlar gününe özel ve gerçekten oradan bir şeyin farkına varıyorsunuz. Yarış başladıktan sonra ideal çizgiyi pek tutturmak mümkün değil. Sağdan, soldan, içeriden, dışarıdan inanılmaz keyifli oluyor Clio'larla yarışmak. Şimdi Ali Bey size gelelim. Offroad Türkiye'nin gerçekten parlayan yıldızı. Offroad evet. Katılımlar çok yüksek. Dolayısıyla bu yıl offroad'da ne gibi hareketler var? Onu bize anlatır mısınız? Tabii. Dediğiniz gibi her geçen yıl offroad'daki hem seyirci kitlesi hem de katılımcı yarışçılar artıyor. Ve buna ilgi duyan şehirler de çoğalıyor. Federasyonumuz da bu konuda bu offroad'un bu ilgisinin artmasından dolayı bu yarışları değişik şehirlere taşıyarak oradaki ilgiyi besliyor. O da güzel bir şey. Şimdi bu sene Türkiye Offroad Şampiyonası 6 yarıştan oluşacak. Farklı şehirlerde. Bunlardan bir tanesi hemen bu hafta sonu Karabük'te start alıyor. Bu ilk yarış. Ondan sonra da sezon sonuna kadar 6 ayrı şehirde devam edecek. Bunun dışında bir de Trail Şampiyonası var. Türkiye Trail Şampiyonası. Bu da 7 yarıştan oluşuyor. Trial aslında Türkiye'de daha geçmişte çok yapılmayan bir formattı. Son 2 yıldır yapılıyor. Geçen yıl da yapıldı. Offroad'un en zor formatı diyebiliriz aslında. Burada birazcık daha değişik diğerlerine göre. 2 araba bir takım olarak aynı anda start alıyorlar. Ve birbirlerine yardımlaşarak yarışıyorlar. Bu yarış tipi de bayağı ilgi çekiyor son yıllarda. Onun dışında bir de İSOF'un, İstanbul Offroad Kulübü'nün, bizim kulübümüzün düzenlediği son 4 yıldır Challenge, İSOF Challenge yarışı var. Bu yarışta formula formatında yapılan bir offroad yarışı. Önce sıralama turları yapılıp arabaların pist içindeki zamanları alınıp sonra o en iyi zamandan en kötü zamana doğru araçlar sıralanıyorlar. Ve aynı anda 25 ile 30 araç arasında start veriyoruz. Yani bu offroad parkurunda. Tam anlamıyla bir rally cross. Tabii. Pist yarışı gibi ve offroad parkurunda. Yani cross'ta 4 araba 6 araba en fazla. Evet. Yani. Evet, burada bayağı bu formatı biz ilk kağıt üstünde düşündüğümüzde bayağı. Yurt dışında olan bir format mı? Ben görmemiştim. Offroad araçların böyle yarıştığını. Yok. Böyle 25-30 arabanın aynı anda start aldığı bir format yok. Yani biz de bunu ilk kağıt üstünde tasarladığımızda 4 sene evvel ilginç geldi. Hani uygulaması konusunda belki zorluk yaşayacağımızı düşündük ama Metin abi daha de biliyor. Değil mi? Bayağı tabii. İşin içinden çıktık evet. Aslında. Kesinlikle. Peki toz, yani arkadakiler için toz büyük bir sıkıntı olmuyor mu? Yani birazcık tabii şans faktörü de burada önemli. Çünkü mevsimi ona göre seçmeye çalışıyoruz yarış tarihleri ama sonuçta parkur hani da önemli. Parkur önemli. Öncesinde işte ıslatılıyor parkur. Çok keyifli. Çok hoşuma gitti bu. 25 tane offroad aracı aynı anda start alıyor. Müthiş keyifli. Yani bir de seçtiğimiz bölgede de orası da aslında işin enteresan kısmı. Seyirci yarışın start noktasından tüm etabı ve tüm araçları aynı anda izleyebiliyor. Nerede yapıyorsunuz bu yarışı? Çift alanda, bu Kemerburgaz tarafında çift alan bölgesinde yapıyoruz. Sayın Metin Çeker, bizim pistimizde böyle bir operasyon düşünülüyor mu? Düşünülüyor. Çünkü ona uygun bir parkurumuz var.
O parkuru biraz daha genişleterek olabilir. Biraz daha genişleterek. Şu anda o bahsettiğimiz parkuru yaklaşık 8 metre genişliğinde. Evet, yani aslında ben de gördüm o parkuru. Tamam, geniş yani ama çift alandaki anlattığımız şey gibi yani bir çanak düşünün. Evet, seyirci açısından biraz daha avantajlı gibi evet. duruyoruz ama yani aslında parkur İstanbul Park'takiyle çok uygun. İstanbul Park'taki araba kırmaz. Yani o evet. öbürü biraz daha... Ha, zıplamaları var falan mı? Her şey var. Sirkin. Evet. Bizimkinde de yapılır. Metin abi zaten... çok fazla vakit almaz Metin abi oraya bir tane zıplama koyması. Bir tane kepçeyle Aydoğan da 5 dakikada halleder. Peki çok güzel geri geleceğiz off-road konusunda. Jason, senin görüşlerini almak istiyoruz. Clio, Caterham ve Porsche araçların geliştirmelerinde büyük emeği var. Kendisi özellikle lastik seçimlerinde, süspansiyon ayarlarında hepsinin üzerinde bol bol çalıştı. Jason, maceranı anlatır mısın? İlk önce Clio'larla ne yaptın? Şimdi öncelikle her kategori ve her şampiyona bir kitleye veya bir tür sürücüye hitap ediyor. Şimdi öncelik onu bir düşünmek lazım. Şimdi Clio veya Intercity Cup'taki Clio'lara baktığınız zaman sonuçta amatöre yönelik bir araç olması lazım. Bu kişinin ilk defa motorspor deneyimi olduğunu düşünüyoruz. Motorspor kariyerine böyle başlamak istiyor. Ki bunları düşündüğünüz zaman zaten bu aracın ne yapması gerektiğini bir anda artık çıkarabiliyorsunuz kafanızda. Sonuçta lastiklerin çok yıpranmaması lazım. Aracın çok dayanıklı olması lazım. Yani aslında işte lastik, fren, süspansiyon her şeyin çok dayanıklı olması lazım. Ve hata da affedilmesi lazım. Çünkü çok kompleks amortisör sistemleri veya çok kompleks lastikler vesaire koyduğunuz zaman hakikaten hata yapma alanınız çok daralıyor. Ve şu anda bir amatör sürücüye bunu yapmak hakikaten doğru değil bence. O yüzden seçtiğimiz lastikler, yaptığımız amortisör ayarları hepsi hem dayanıklı anlamında hem de kolay kullanılabilir anlamında çalışmalar için yapılmıştı. Ve günün sonunda bence ortaya çıkardığımız araç çok başarılı. Ki zaten kullandık, hep beraber kullandık bunu. Evet. Yani programda da gördük yarışını. Araba veya araç hem hata affediyor hem de başka bir şey daha da öğretiyor. Ki bence en güzeli bu. Hakikaten yarış çizgisine konsantre olma, hakikaten aracı düz çizgide kullanma, hani kaydırarak değil agresiflikle daha böyle sakin kullanmak için çok ideal bir araba. Çünkü 90 beygirim var sadece ve bu 90 beygir olabildiğince iyi değerlendirmem lazım. O da nasıl oluyor? Hakikaten ip gibi rayda gider gibi gitmek için olur. Peki Porsche için ne gibi çalışmalar yaptın? Porsche daha kompleks bir araç. Çünkü baktığınız zaman bir yoldan çevirme bir yarış aracı olduğu için çok daha çok faktör var işin içerisinde. Çünkü aracın üstündeki sistemleri kullanaraktan nasıl biz bu aracı yarış aracı haline getirebiliriz'i düşündük. Ve zaten sonuçta standart yol arabası bile çok başarılı bir araç. Yani üstünden amortisör ayarı yapabiliyorsunuz, kamber ayarları yapabiliyorsunuz, kaster ayarları yapabiliyorsunuz. Ve buna baktığınız zaman en büyük endişemiz acaba lastik, silik lastik taktığımız zaman özellikle nasıl araç reaksiyon gösterecekti. Ama inanır mısınız düşündüğümden çok daha iyi çıktı, çok daha başarılı çıktı ve yani sağ olsun Intercity İstanbul Park'taki ekip de, mekanik ekip de çok başarılıydı o konuda. Çok destekleri oldu. Ama şöyle bir gerçek de var. Hakikaten çok az iş yapmak zorunda kaldılar. Çünkü araç o kadar dayanıklıydı ki yani değiştirdiğimiz fren, balata, disk sayısı çok azdı. Değiştirdiğimiz lastik sayısı çok azdı. Yani ben nereye baksanız herhalde bir 200 tur attım o araçla toplam. Hem uzun pistte hem kısa pistte. Ve hiçbir zaman vites değişikliği değişiklik esnasında bir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir fren ısınması, hiçbir lastik ısınması ve yani 15-20 tur ardı ardı hemen hemen aynı salisler içerisinde dönmeyi başardım. Evet belki %95 limitle girdim, %100 limitle gitmiyor olabilirdim o esnada ama yine tecrübeli insanların çok fayda duyabileceği bir araç kesinlikle. Porsche'nin diğer getirişlerinden farkı tabii otomatik PDK'sı olması. Evet. Vitesleri otomatik. Onu bir kıyaslar mısın bize? Düz vites, otomatik vites arasındaki yani fark. Zaten günümüzde çoğu çok üst performanslı yarış araçları zaten bugünümüzde artık ya sequential oluyor, ya elektronik sequential oluyor, ya da çift kavramalı PDK gibi oluyor. Ve düşündüğünüz zaman zaten bu yol için tasarlanmış vites kutusu düşünürün ki insan piste çıktığı zaman tabii piste her zaman yüksek devirle gidiyorsunuz. Yağ sıcaklıkları çok daha yüksek. Soğumasına pek zaman olmuyor aracın. Onları düşündüğünüz zaman hakikaten ben açıkçası
birkaç tane sıkıntı yaşayacağımı düşündüm. Dürüst olacağım burada. Ama dediğim gibi yani 200 tur attım. Her turda en az 30 tane inçik vardır. Vites at, vites küçült. Bir keresinde bir kere vites bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Her seçtiğim vites büyütmede büyüttü. Her seçtiğim küçültmede küçülttü. Ve manuelde de çok, yani en çok manuelde kullandım. Kendim sonuçta bütün vitesleri seçtim. Otomatikte kullandığım zaman işte süper sport modu veya en agresif modda kullandığım zaman bile çok sıkıntı yaşamazdım açıkçası. KTRM'e gelelim Jason. KTRM'le de bayağı tur attı. Onda ne gibi ayarlar yaptın? Şimdi KTRM'de aynı. Yani sonuçta hitap etmesi gereken bir sürücü var. Hı-hı. O sürücü hakikaten agresif kullanabilecek türde bir sürücü bence. KTRM'nin güzel tarafı bu. Hep de bunu çok idilemişimdir. Metin abi de bugün aynı şeyi söyledi. Pistlerin go-kartı. Yani pistin go-kartı dediğin zaman safkan bir yarış aracı. Hı-hı. Yani üstünde ABS'si yok, antipatinaj sistemi yok, stabil sistemi yok. Yani hani klima, o da ne diyorsun yani, hiçbir şey yok aracın üstünde baktığınız zaman. Sonuçta ben veya sürücü, güzel bir vites kutusu, direksiyon, devam. Baktığınız zaman araca hafif olması çok büyük avantaj. Sonuçta hani bir sürücüyle beraber en fazla 630 kilo olacağını düşünüyorum, 650 belki fazla benzinle. Altınızda da zaten 180 beygirlik bir motor ünitesi var. Bununla beraber sıralı bir şanzıman. O sıralı şanzıman zaten yani yarış kariyerim boyunca çok yarış aracı kullandım. Evet. En çok zevki sıralı şanzımanlar aldım. Yani sıralı şanzımanı, işte o şanzımanı itmek, çekmek, hani hakikaten mekanik bir şey yapıyorsunuz sonuçta. Evet, PDK veya sonuçta direksiyonda olduğu zaman vitesler çekiliyorsunuz. Sonuçta biraz PlayStation var ya, ama burada hani frene basıyorsunuz, indireceksiniz, çekeceksiniz, işte kontrol yaparken vites değiştirin falan. O başka bir dünya benim için açıkçası. O yüzden... Ve çalışıyorsun orada. Tabii ki. Zor bir iş yani, o araçta hızlı gitmek. Geçen hafta sonu ben düz vites KTR'le piste çıktım. Ya 500 devirde bir vites değiştirmen lazım. Vitesi at, elini geri gel, yani hiç durmadı. Bir de küçük bir kokpit baktığınız zaman. Ben zaten seviyorum da. Ben bile sonuçta çok hani orada fizikli bir insanım. Ben bile hani benden daha büyük sıkıntı yaşayan biri düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir güzellik de var. Hani bunu sakın söylemeden geçmeyelim. Tamamen sizin vücudunuza göre yapılmış koltuklar var içerisinde sonuçta. Peki bunu anlatır mısın? Nasıl yapılıyor bu? Şimdi aslında herhalde en yakın terim izolasyon köpüğüdür. Belki şu anda insanların veya seyircilerimizin anlayacağı şekilde. İşte kalın bir çöp torbası içine, aracın içine, içerisinde koyuyoruz. Ondan sonra izolasyon köpüğü ile işte karışımları yerleştirdiğiniz zaman o bir zaman sonra başlıyor şişmeye. Şiştiği zaman tabii siz de İdeal pozisyonunuzu belirliyorsunuz. Tabii etrafınızda şişmeye başlıyor. Ondan sonra donuyor. Ondan sonra çıkarıyorsunuz koltuğu, kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Bir güzel işte artık hangi tür bant veya hangi tür deriyle artık kaplarsınız bilmiyorum ama günün sonunda sizin istediğiniz pozisyonda size uygun olan, sizin vücut şeklinizi almış bir koltuk oturuyorsunuz. Evet. Bunun zaten bir yarışmak için, yani yarışmak için ideal olan bir şey. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun Ahmet, sürüş için oturuş pozisyonu, sürüş pozisyonu en kritik şey. Evet. Direksiyon, mesafen, yani her daim bütün kaslarını kullanabileceğin, en efektif şekilde kullanabileceğin pozisyona oturmak zorundasın ki bir de tabii önünü görmen lazım. Haliyle. O yüzden o koltukta oturduğun zaman ve öyle safkan bir aracı kullandığın zaman zaten zevk almak mümkün değil. Evet. Yani KTRM'de eğer yarışmayı planlıyorsanız sezonun sonunda kendi koltuğunuz alıp da eve gidebilirler de tabii. Tabii onu ki. Gidip eve direkt koyabilirsin. Sevgili Metin Çeker, bizim İstanbul Parkı'nda kendi bu yıl kulübü var. Evet. Bu yıl kuruldu değil mi? O kulüpten bahseder misin? Geçen senenin Aralık ayı gibi, yani geçen sene kuruldu. Evet. Geçen sene de Hayata Bağış Offroad yarışını organize etti. İlk organizasyon oydu. Evet. Bu seneki planlarda dediğim gibi bu hazırladığımız bir 3 kilometrelik bir parkur var. Bunu işte birbirine geçme veyahut da ekleme olduğu için işte 3 kilometreyi biz 9-12 şeklinde etaplar verebiliyoruz. Bir mahalli rally planlamamız var. Bu 3 yarışlık bir şampiyona da olabilir. Yine mahalli offroadlar, yine 3 yarışlık. Aynı bu anlattığım parkurun bir kısmında da Türkiye Rallycross Şampiyonası'nın bir yarışı olabilir. Yapacağız. Bunun dışında pistteki eğitim ve işte off-road çalışmaları zaten yürüdüğü için
İstanbul Park Spor Kulübü aktif halde 2016'yı geçirecek diye planlıyoruz. Türkiye Pist Şampiyonası İstanbul Park'ta yer alacak mı bu yıl? En az yani sayı olarak belirtmeyeyim ama alacak. Hmm. Bundan birkaç yıl önce hatırlıyorum, pist günleriyle entegre edilmişti. Böyle bir planınız, stratejiniz var mı bu yıl? Var. Şimdi sadece bu bizim değil, yeni federasyon başkanımızın da projelerinde çeşitli dalların aynı gün veya aynı hafta sonu aynı bölgede yapılması ile daha fazla bir seyirci katılımı, evet, yani büyük sporcuların bir zevk alması, işte basının ilgisinin artması gibi planlar var. Bunları uygulayacağız. Çok güzel, çok güzel. Ali Bey, şimdi size dönüyorum. Motor sporları birazcık geri plana düştü. Uzun yıllardır biraz sessizde, biraz rölantide. Evet. Ama off-road'da bu hiç olmadı. Ve sürekli bir ivme kazanıyordu off-road. Ve seyircisi de yüksek bir motor sporları dalı. Hı hı. Sizce neden off-road böyle başarılı? Yani izlenmesi herhalde insanların daha kolay ulaşabileceği noktalarda yapılıyor. Birincisi o olabilir. Seyirci daha yakınen yarışın içinde kendini hissedebiliyor. Mesela bizim işte demin de bahsettiğim gibi bu challenge yarışında parkurun içerisinde seyirci başından sonuna kadar orada yarışın içine dahil ediyor kendini. Bu bence herhalde çekici bir şey seyirci açısından. İşte motor sporlarında Metin abi de biliyor. Yani bir noktadan araba bir kere önünden geçiyor. Sonra hepimiz kovaladık yani bunu. Yüklen öbür etaba koştur, evet, falan. Yani bu olabilir bir etkisi. İkincisi daha ekonomik koşullarda yapılıyor yapılıyor olması bunda bir etkendir tahmin ediyorum. Çünkü gün geçtikçe bunun bu kulüpleri de artıyor. Yarışan insan sayısı da artıyor. Bu ekonomik açıdan da etkili. Yani bir off-road aracını toplamak, bir pist aracını toplamaktan daha mı ekonomik diyorsunuz? Yani aslında o da tabii çok göreceli bir konu. Hani biz, ben 14 senedir yarışıyorum. Bizdeki bütçeler de her geçen gün artıyor. Çünkü aslında yaptığınız yarışın niteliğini yükselttikçe, kaliteyi artırdıkça siz de aracınızdaki donanımı yükseltiyorsunuz. Yani o hiçbir zaman bitmez. Bitmiyor zaman yani. O yüzden hani off-road'un da artık böyle geçmişte olduğu gibi ucuz bir motor sporu olduğu söylenemez. Yani en azından bu bir takım bu işi çok ciddi yapan, severek yapan, uzun yıllardır yapan insanlar için böyle. Ama rally'den vesaireden daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Ali, ben de uzun yıllar off-road yarışları çektim. Off-road pilotları agresif kullanıyor. Acımadan kullanıyor. Evet. Nedendir bu? O da bizim etaplarımızda çok değişken koşulları aynı anda yaşıyoruz. Yani mesela işte bir yağmur lastiğini koyup o gün yağmurlu bir havada yani daha stabil bir etapta gitmiyoruz. İşte bir çamura giriyorsunuz, bir kuru zemine giriyorsunuz. Onun getirdiği bir şey olabilir. Tarz, öyle bir tarz oluşmuş olabilir. Yani şu anda yani 25 tane otomobilin start aldığı bir rallycross'tan bahsediyoruz. Bundan orada öne çıkmak için mutlaka agresif, evet, olmalı. Yani mümkün değil. Yani 25 araba start alıyor. İşte ilk virajda artık düşünün orada. Düşünün. Tabii. Ben şeye ekleme yapmak istiyorum. Şimdi off-road niye tutuluyor? Hem bizim insanımız, doğa, kampçılık, sosyal yönü çok fazla. Bunlarla arkadaşlık, her şey gelişip, evet, bunu doğru destekliyor. Aileler işin içinde. Hep beraber kamp yapılıyor. Ertesi gün yarış yapılıyor gibi. Bu faktörler off-road'un daha çabuk sevilmesine sebep oldu. Çok güzel. Peki biz şu anda bir reklama gidiyoruz. Kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar ekiple karşınızda olacağız. Evet, tekrar İstanbul Park'a hoş geldiniz. Programımız bütün hızla devam ediyor.
Offroad'dan bahsettik, İstanbul Park'ta yapılanlardan bahsettik. Offroad çok popüler dedik ama pist yarışları da bu yıl itibariyle popüler olmaya başlayacak. Çünkü Intercity Cup start alıyor. Sayın Metin Çeker, 40 pilot yarışacak dediniz. Kaç kişi kontenjan kaldı? Kaç ücretlerden de bahsedin. Yani tamamen açık olalım, herkes bilsin bizim burada nasıl bir operasyon yaptığımızı. Tabii ki Intercity Cup ismini verdiğimiz Clio araçlarla yaptığımız kupa 7 yarış 3500 euro. 7 yarış. Bunun içinde lastik dahil mi? Her şey yakıt dahil. Yakıt dahil mi? Dahil, mekanik, da dahil. Her şey dahil. Mekanik dahil. Tabii mekanik. Yani İstanbul Park'a mesela İstanbul dışından bir sürücü gelecek. Sabiha Gökçen'e inecek. Hı. Gelecek, tulumunu giyecek. Yarışacak. İnecek. Gidecek. İşte biraz da seyreder diğer yarışları. Ondan sonra gidecek. Pazar günü ikinci grup yine Intercity kupası var. 5 tane otomobilimizi yedek tutuyoruz. Hani o gün kaza oldu, bir şey oldu. Yapamayacak durumda olanları da pazar günü yenisini devreye sokup ikinci grup yarışmasını sağlıyoruz. Programı da şöyle. 30 dakika antrenman, 30 dakika sıralama ve yarış. Aynı şey pazar günü yine devam. Kaç tur yarışıyor? Kısa pistte 10 tur, uzun pistte yani normal kullandığımız 5,5 kilometre diyeyim ben şimdi, 8 tur. Evet. Bunun araçların kazası dahil, yani sigortalama bir sistemle karşılanıyor. Onun için böyle bir imkan hakikaten ilk defa. Yani gerçekten Türkiye'de böyle bir kupa bugüne kadar organize edilmedi. Hatta biz geçen hafta bu kupaya katılan arkadaşları eğitirken çoğu şunu vurguladı. Yani bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Var. Intercity'ye teşekkür ederiz. İlave olarak OMP distribütörlüğü aynı zamanda İstanbul Park'ta verdiğimiz tüm onaylı tulum, kask, hans, içlik, çorap, eldiven, her şey. Bunu da 1000 euro karşılığı sürücüye satılıyor. Bunun normal fiyatı 1700 euro. Yani o da bir indirimli. Catering yani pilotlarına bu güzel indirim veriyor musunuz? Yoksa Catering pilotlarında full face kask olduğu için o biraz daha kapsamı şey. Değişiyor. Evet. Ama yani ama, müthiş bir fırsat. Yani evet. Her şeyle anahtar teslim gibi yani. Bir yere geldiği zaman aracı orada, kılık kıyafet hepsi burada. Mekanikle uğraşmıyor. Otomobil ayarlarıyla uğraşmıyor. Yani son derece rahat bir sistem. İş adamlarına da içinde düşünürsen. Evet. Öyle. Çünkü iki türlü yarışma stili var. Bir kendin uğraşıyorsun veya bir mekaniker, bir de onların giderlerini karşılaman lazım. Yani otomobil sporları tabii ki niye pahalı? Çünkü sadece kendin gittin yarıştın olmuyor. Bir garajla anlaşman lazım vesaire. Bütün bunları toplayıp da bu şekilde sadece pilotluk yapmak kadar kolay bir şey o imkan. Wow, inanılmaz bir şey. Anahtar teslim bir operasyon. Peki Jason, Clio'larda şimdi ben daha önceki kupaları hatırlıyorum, şimdi onları çekerken her pilotlar hep böyle 2-3 ayar yapardı. Yani otomobiller dışarıdan baktığın zaman aynıydı. Ama süspansiyonlarda farklılıklar olabiliyordu. Clio'da böyle bir şey var mı, yoksa tamamen eşit mi araçlar? Kimsenin öyle bir derdi olmayacak. Tamamen eşit araçlar. Yani sonuçta dediğin gibi amatör bir sürücünün bununla uğraşmaması lazım zaten. Amatör sürücünün sadece ve sadece piste, kendi sürüşüne ve tabii yarışacağı diğer yarışmacılarla ilgilenmesi lazım. O yüzden araç ayarlarıyla tamamen uzak tutuyoruz arkadaşları. Lastik havaları da buna dahil mi? Bence olmasın. Dahil olmaması lazım zaten. Herkesin havaları da aynı. Sayın Metin Çeker, geçtiğimiz hafta bu Clio'nun eğitimlerini yaparken yine daha önce yapılmamış bir şey yaptık. Yarış simülasyonu yaptık. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi genel olarak bir yarışçının işte pist için önemli olan bir kere yarışmaya başlamak demek bir disipline girmek, spor disiplinine girmek. Bu disiplinde işte hem yan yana yarışacaksın. Bunun için de pistin işte direktörü veya idarecileri
kendine haber veren gözetmen dediğimiz kulelerden işaretler, bir takım bayraklarla sürücülere komut, uyarı şeklinde uyarılar yapıyorlar. Bunların öğrenmesi ve alışması lazım ki işte arabayı kullanırken pilotluk, piste çıktın, önüne bakıyorsun, başka bir yere bakmıyorsun, olmaz. Onun için de kuleye bakmaya alışacak. Hangi bayrak neyi ifade ediyor ona alışacak. İşte safety car çıktığı zaman peşinde nasıl toplanılacak? Gelip nerede durulacak? Hangi bayrakta ne hareket yapacak şeklinde? Veya otomobil kaldığı zaman bir yangın tüpü nerede? Pistte şeklinde. Bütün bunların eğitimini yarım gün pistin üzerinde simülasyon yapmak, sarı bayrak sallandı ne yapıyor? Kırmızı bayrak sallandı ne yapıyor? İşte yol vermek için mavi bayrak sallandı ne yapıyor? Bunların hepsini deneyerek, uygulamayla öğretmiş oluyorsun. Ha, bir seferde belki gene şey olmaz diyelim ama sadece teoriyle evvelden piste geliniyordu. Şimdi bugün bir uygulamayla gelmek, her yarışta onu hatırlamak demek. İki günlük bir eğitim yaptık arkadaşlarla ve gerçekten çok kapsamlı bir eğitim oldu. Ve önümüzdeki haftaki İstanbul Park programında bu eğitimleri görebilirsiniz. Çoğu insan tabii tedirgin oluyor. 25 tane araç, yani fiyatın da bir köşe eğitimin cebinizde veya köşeye ayırdığınız öyle bir rakam varsa olsa bile bu kolay bir iş değil. Cesareti elde etmek için biraz zorlanan oluyordu. Ama bu eğitim sonunda herkes kendisini çok rahat hissetti. Ve işin keyfini almaya başladılar. Ve böyle bir eğitim hem teorik sınıfta, hem pistte yarış çizgisi, hem yarış simülasyonu zannedersem bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirilmedi. Ve bu eğitim de fiyata dahil. Dolayısıyla müthiş bir fırsat. Jason uzun yıllar yarıştı. Ben Jason'ı 7-8 yaşında galiba çekmeye başladım go-kart yaparken. Ve ben senin böyle bir eğitimden geçtiğini daha iyi hatırlamıyorum. Doğrudur. Geçmedi. Dünya hiçbir yere gördün mü böyle bir eğitim? Bir kupa öncesi, iki gün. Biz alaylı eğitimdeyiz. Öyle diyorum. biz maalesef böyle eğitim görmedik. Ama yani hakikaten düşündüğün zaman insanlara bu fiyatta bu imkanlar ile beraber bütün bu fırsatlar verildiğini düşündüğün zaman müthiş bir paket. Yani her şey dahil. Yani her şey dahil. Sen, Jason, sen geçen yıl GT Akademi'yi de yaptın. Ve oradaki pilotların eğitimini de beraber ben de destek piste yaptın. Ama şunu merak ediyorum. Siz GT Akademi yaparken İngiltere'de bütün ülkeler toplandığı zaman bir yarış simülasyonu yaptınız mı? Yok, yapmadık. Yapmadınız. Yapmadık. Yani o yüzden bu bizim verdiğimiz eğitim çok özel. Orada Burak'a çok büyük teşekkür ediyoruz. Sefa'ya çok büyük teşekkürler gidiyor. İkisi de çok büyük emekleri geçti orada. Tabii bizim eğitmenlerimiz tabii Barış, Utku ve diğer arkadaşlarımız da. Ama gerçekten önemli, bugüne kadar yapılmamış çok keyifli bir eğitim oldu. Dolayısıyla eğer aklınızda düşünüyorsanız böyle bir organizasyona katılmaya, ya ben bilmiyorum orada ne yaparım, ne ederim, beni şöyle yapar, hiç içiniz rahat olsun. Hep beraber. Oraya gelen herkes zaten bizim ailemiz. O yüzden eğitimi A'dan Z'ye veriyoruz, içiniz rahat olsun. Ya o kadar da hızlı gidemeyebilirsiniz. Herkes de hızlı değil. Ne olacak? O kadar hızlı gidelim. Arkadan gidelim. Ne olacak? Oraya, o piste çıkmanın keyfi başka. Tabii. Metin abi, kısa parkuru ilk defa bu yıl kullanacağız. Evet. Kısa parkur 4 kilometre. Yani ismi kısa. Yoksa Türkiye'deki diğer pistlerde 2 kilometre. Körfez'de, İzmir'de. Kısa diyoruz dedi. Çünkü pistin içinde işte 5350 metre normal Formula 1'de kullandığımız pist. Diğeri de bir shortcut'la 7. virajın başından 11'e, yani onun çıkışına bağlanan bir yol. O zaman daha çabuk pist düzlüğüne, yani seyircinin olduğu yere daha çabuk geliyor araçlar. Bir seyir zevki. Uzun pistte daha 1800 metre, 1400 metre daha uzun olacağı için. Evet, bir de yokuş yukarı falan var. Evet, vakit kaybı olacak. Onun için kısa pistinde seyirci açısından avantajı var. Pilot açısından da daha top speed'e daha çabuk sıkılmadan gelecek, daha doğrusu uzun düzlüğe.
Jason sana sormak istiyorum. Biz geçen hafta Clio'larla bu shortcut'a girdik. Çok heyecanlı bir bölüm. Metin Çeker yanıma geldi. Ahmet de dedi. Orası kaçıncı vites, tam gaz mı şey mi? Sen kaçıncı vites, kaç kilometre hızla giriyordun shortcut'a? Şimdi düşündüğün zaman piste önce bir büyük piste, yani normal Grand Prix pistinden bakarsak, şimdi 11. viraj saymazsak, çünkü 11. viraj zaten aslında bütün F1 takvimindeki en üst süratli virajlarından bir tanesi sonuçta viraj aslında. Ama yine F1 araçları 310-320 ile dönüyorlardı orasını. Yani evet, Porsche de bunu 220 ile falan dönüyordu, 225 ile dönüyordu. Ama orasını viraj diye saymıyoruz çünkü tam gaz alınıyor. Hani sonuçta tam gaz rahat dönebiliyorsan viraj diye düşünmezsin. Ondan sonraki en hızlı viraj ne diye düşündüğün zaman işte 8. viraj vardı. Evet. İşte ben Porsche'lerle 8. virajda 150-155 civarında falan diyelim bizim minimum süretimiz. Veya hani hadi 145 olsun, sorun değil. Ama azdı. Şimdi 7. yani normal şimdi shortcut var, 6. virajdan çıkıyorsunuz ve yeni 7 diyelim. Evet. Yeni 7 ile 8. virajdan daha hızlısınız, öyle diyeyim. Yani 155'in biraz üstünde, hem Caterham'la aynı fiyat, hem Caterham ve hem Porsche'de wow. 155'in üstünde bir sürat. Ve o zaman fren yapmadan giriyorsun oraya. Yok, fren yapıyorsun maalesef. Fren yapmak zorundasın çünkü yine 180'de falan geliyorsun oraya. Evet. Yine bir 155-160'lara düşmek zorundasınız ki dönesiniz. Çünkü viraj aslında çok kısa bir viraj, ilk sol viraj. Evet. Ama ilk sol virajı da güzel dönmezseniz arkasındaki sonra sağa dönemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Onu da dönemezseniz ondan sonraki sola dönemeyip düzlüğe çıkamıyorsunuz. Çok müthiş bir kombinasyon. Gerçekten çok müthiş bir kombinasyon. Güzel o kombinasyon. Orada ben çıkışında içeriye girecekler hep diye oradan endişe ediyorum yani. Çünkü dediği gibi kombine virajlarda eğer son çıkacağını düşünmezsen hata fazla olur. Evet, çok çok heyecanlı olacak. Ali Bey, off-road'a geri dönelim. Hangi kategoriler var sizin yarışlarınızda? Yani insanlar baktığı zaman otomobillerde biz kategoriye bölebiliyoruz. Örneğin Türkiye Pist Şampiyonası, evet. Ama off-road'da nasıl bir kategori sisteminiz var? Bizde de 4 tane kategori var. Motor hacimlerine göre ayrılıyor bunlar. İşte S1 sınıfı, S2, S3 ve S4 olarak. Challenge'da yine bu 4 kategoriden araç da var. Bunların aynı anda start alıyorlar. Bunların bir genel klasman puantajı çıkıyor. Hiçbir kategoriye bakılmaksızın. Bir de kendi sınıflarına göre bir puanlamaları oluyor. Sonuçta araçlar hani yarışın sonunda hem genel klasman üzerinden bir puan alıyorlar hem de kendi sınıfları adına bir puan taşımış oluyorlar. Challenge'da iki araç birden yarışıyor. Hayır. Trial'da. Bir tane araç kalırsa diğer araç devam edebiliyor mu? Devam etse de yarışı bitirmiş sayılmıyor. Değil mi Metin abi? İki kapı arası, iki kapıdan fazla devam ederse ikisi de ihraç oluyor. Onun için evet. O da kombine. Yani birlikte hareket etmek zorundalar, evet. Değil mi? Birbirine yardım ederek. Zaten engeli geçememe üzerine bir yarış o. Yani o yarışta zor. Ben şöyle şunu hatırlıyorum. Yıllar önce ben de böyle buna benzer bir yarış çekmiştim. Benzesin kardeşleri biliyoruz. Hala yarışıyorlar kendileri. Evet, evet. Leon evet. Benzesin. İkinci araç kalmıştı. Birincinin sırtını yüklemişlerdi. Zincirlemişlerdi onu. Doğrudur. Beni şöyle getirmişlerdi aracı. Evet. yani herhalde ilk uygulamalarıydı o zamanlar, o yarışları. Evet. Şimdi zaten bu trial yarışında 500 metreden fazla, evet, 500 metre değil içinde. Etap. Yani 500, maksimum 500 metre kurulabiliyor. Fakat maksimum seviyede zor bir etap. İki kişi olmasının sebebi de zaten yardımlaşma maksadıyla. Yani tek başına aşamayacağı yeri diğer takım arkadaşının yardımıyla birbirlerine yardım ederek geçiyorlar. Ve 500 metre zaten bir ekip bitirmeden yarışı diğer ekip start almıyor trial'da. Yani 20 dakika süre verdin, geriye çalışıyor o zaman. 20 dakika sonunda evet. Yani gong çalıyor veya korna çalıyor, bitiyor. Öbür ekipler çıkıyor. Bu arada vinçleme gibi en yani olmayacak yerlerden araçlar geçiyor. Birisi geçtikten sonra öbürünü çekiyor.
Çok keyifli. Parkurda her zaman sabit noktalar oluyor. Sabit noktaya yine vinçleme usulü. Yani her türlü macera içinde. Hiç unutmuyorum. Ali Bey, hala şoklama sistemini kullanıyor musunuz? Şoklama sistemi? Vurdurma mı arabayı? Kullanıyor musunuz? Tabii. Ben hiç unutmuyorum, bir çekimdeyiz. Yıllar önce, bahsettiğim belki 12 yıl önce yine bir araç kalmıştı. Şokla şokla diye bir çığlıklar atıldı. Sürücü bağırıyordu takım arkadaşlar. Şokla şokla. Biz de yani ne oluyor falan, şoklama falan, herhalde oradan elektrik edelim. Arkadan geri vitese taktık. Gelip arkadan vurdu ve öndeki aracı engelden kurtardı. Aşırttı. Tabii. Yani evet, off-road deyince gerçekten farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Yani imkansız dediğin şeyleri yapıyor ekipler. Acımıyorlar arabalarına. Off-road'a tabii hiç önemli değil değil mi? Kaç model araç? Yani işte demin de söylediğim gibi birazcık artık onlar değişiyor. O eskiden daha işte yarışların standardı yükseldikçe, kalitesi arttıkça araçların da kalitesi yükseliyor. Dolayısıyla artık önem kazandı. Yani hızlı olmak, daha mukavvetli araçlara sahip olmak, yeni model araçlarla yarışmak daha önemli artık off-road'da da. Rally'de de açıldı değil mi? Bütün model otomobillerin start almasına artık yarışıyor. Yani daha kolay oluyor açıkçası yaşlı araçlar. Klasik otomobil, yani klasik historic rally şampiyonası var ayrı. Yani bir open şampiyona gibi, yani sınıf açıyorsun. Yarışıyor yani şu anda. Open. Ne bulursanız yeter ki güvenlik önlemleri alınsın. İşte, hobi grup H dediğimiz hobi araçları diyelim. Grup hobi gibi var. Yani yarışmak isteyene açık. Çok güzel. Jason, son olarak senden bir cümle almak istiyoruz. KTM'den bahsettin, Porsche'den bahsettin, Clio'dan bahsettin. Seni geçen hafta izleyeceğimiz KTM'le tur atarken görmüştür. Feci hızlı gidiyor. Bu üç kupa hakkında, bu üç araç hakkında senin görüşlerin nedir? Sence en profesyonel pilot nerede? Amatörlerde olduğu belli Clio. Şimdi KTM'de Porsche'yi biraz kıyaslar mısın bizim için? Şimdi aslında ikisi de çok farklı araçlara baktığınız zaman. Sonuçta birisi safkan bir yarış aracı. Birisi de yarış için hazırlanmış bir araç. Şimdi Porsche'nin tabii çok avantajları var. Yani elektronik bütün sistemler açılabilir yarış esnasında veya pistte olduğunuz esnada. Yani çok dürüst olmam gerekirse ben açık da kullandım, kapalı da kullandım. Ama aracın zaten kendisi o kadar başarılı ki İnanın bana bütün sistemler açıkken ve kapalıyken ki zaman farkı çok yoktu açıkçası. Yani çok çok tecrübeli olmayabilir bu insan. Çok tecrübeli olmayan bir insan da bu aracı çok hızlı kullanabilir. Çünkü sistemler buna izin veriyor. Ve o hakikaten çünkü normalde yarış sürücüler hep bütün sistemleri kaparlar bir araca bindikleri zaman. Yani ne araç olursa olsun bu. Ama üstündeki bütün amortisörleri ayarları yaptıktan sonra, lastik ayarlarını yaptıktan sonra, işte bütün kamber, kasterlerini yaptıktan sonra araç öyle bir şekil aldı ki hakikaten rayda gidiyor sanki ve bütün sistemler de açık gidiyor. Sistemler çok devreye girmiyor. Hakikaten çok aşırı bir hareket yaparsınız, işte gereğinden fazla gaza basarsanız, çok erken basarsınız vesaire vesaire. O zaman sistemler devreye girip durup yanlış bir şey yapıyorsun bu esnada. Ona göre uyarıyor. Yani geçen hafta ben de iki tur attım Porsche ile. Tabii senin tempolarından çok uzak. Muhtemelen 10 saniye daha yavaştı. Ama ben de o hissi aldım. Yani otomobil kullanmak, ya esasında yani arabanın bir de kliması var. Yani şimdi startta bekliyorsun. 20 araç güneş üzerinde, camlar kapalı falan. Yani çok ve ufak tefek şeyler bunlar ama konforlu araç ve hızlı gitmesi için esasında dediğin gibi elektronik sistemler olduğu için o kadar zor olmayacak sanki. O limitlere yaklaşmak kolay olacak gibi geliyor. Otomobil o güvenceyi veriyor. Zaten hata yapmışsan, zaten elektronik sistemler devreye girmişse hata yapmışsın demektir aslında. Yani aracın yapmasını istemediğin bir şey yapıyorsun. Aracın limitinin dışına çıkmak istiyorsun ve o esnada sistemler devreye giriyor. Yani o arabada ben şunu hissettim. Keyif alıyorsun. Kesinlikle keyif alıyorsun. Keyif alıyorsun. Vitesleri hızı değiştiriyor, düşürüyor, gidiyor, dönüyor. O dört lastik steering sistemi de var bunda. Tabii ki. Orada çalışıyor. Beklenmedik bir kıvraklık var araçta. İnanılmaz keyifliydi. Ama işte mesela KTM'de tam tersi.
Caterham'da her şey sana kalmış o esnada. Ama güreş. Tabii aracın, aracın lastikleri, semisik lastik var üstünde, aracın hafif olması, üstündeki amortisörlerin de Caterham için uygun olması, sıralı şanzıman, yani say say bitmez ve tabii en güzel tarafı üst açık olması. Yani doğal klima. Doğal klima, aynen öyle. Peki arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Sayın Metin Çeker, Ali Bey, Cesi çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta Bant'tan yayındayız. Pistimizde olup bitenleri görebileceksiniz. Ondan sonraki hafta tekrar canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.